Sevgili günler. Ben Özgün Baştürk Kahveci, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde psikolog olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere evlilik öncesi eğitim programımız kapsamında bakanlığımız tarafından hazırlanan eğitim programı kapsamında evlilikte iletişim konusunu aktarmaya çalışacağım. E, evlilik ilişkisi aslında e, toplum tarafından e, bir kadın ile bir erkeğin birlikte yaşamasının onaylandığı bir toplumsal sözleşme olarak kabul edebiliyor. Birçok e, yönden e, çiftlere, eşlere haklar tanıyan bir e, sözleşme, bir anlaşma olarak tanımlayabiliyoruz. Sağlıklı bir toplum için elbette sağlıklı evliliklerin, sağlıklı ailelerin oluşturulması gerçekten önem taşımaktadır. E, bunun için de evlilik öncesinde e, eş seçimine dikkat etmemiz gereken konular evlilikte sürdürmek yani evliliğin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için iletişimimizi sağlamak çatışmaları çözmeye çalışmak gibi birçok yönden yapabileceğimiz şeyler olduğunu aktarmak istiyoruz ben bu kapsamda bir sunumumuz var onu paylaşmak istiyorum sizlerle Dediğimiz gibi bakanlığımız tarafından hazırlanan e, evlilik e, öncesi eğitim programı kapsamında evlilikte iletişim konusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Sağlıklı bir evlilik için gerçekten iletişimi e, sağlamaya çalışmak, eşler arasında her zaman iletişimi açık tutmak e, ve... E, Mutluluk için bir çaba harcamak, sevginin ifade edilmesi için bir emek harcamak gerçekten çok değerli olabiliyor. Sevgi emek ister diyoruz. Sevgi gerçekten e, zaten seviyorum, zaten bilmiyor mu, zaten söylememe gerek var ki gibi bir yaklaşımla aslında e, yeterince ortaya çıkmayabiliyor. Sevgi e, bir insanı bir şeye işte bir kimseye karşı yakın ilgi veya bağlılık göstermeye e, iten önemli duygulardan bir tanesi. Gerçekten sevginin sağlıklı ifade edildiği ortamlarda, sevginin ifade edilmesi için bir emek harcandığı ortamlarda kişilerin ruh sağlığı bakımından da, ailelerin sağlığı bakımından da çok önemli rolü olduğunu ifade edebiliyoruz. Sevgiyi yalnızca hissetmek yetmez, göstermek gerekir. Bir emek harcamak da gerekir. Peki bunu genelde nasıl yapıyoruz? Ya sevdiğimizi ifade ederek zaman zaman Eşler arasında bazen e, bazı çiftler bunu çok daha sıklıkla yapabiliyor. Bazıları farklı şekillerde sevgisini ifade edebiliyor. Ancak söylemek, ifade etmek, ne kadar değerli olduğunu belirtmek, yalnızca zaten biliyor diye düşünmek yerine e, karşımızdaki kişinin eşimizin bizim için ne kadar önemli olduğunu, değerli olduğunu ifade etmek, sevdiğimiz söylemek bazen çok önemli olabiliyor. E, yalnızca söylemek değil, bunu sözlerimizle, davranışlarımızla, yaklaşımımızla da göstermek. E, bunu sergilemek de gerekiyor. Zaman zaman hediyelerle zaman zaman hoşuna gidebilecek e, jestlerle işte onu mutlu edebilecek tavır ve davranışlarla olabilir. En başta da değer verdiğimizi göstererek olabilir. Aslında sevginin ifadesi çok önemli olabiliyor. Veya dokunmak, temas etmek özellikle evlilik ilişkilerinde e, bir arada olmak, birlikte geçirilen zaman, birbirine e, temas eden insanlar e, hakikaten o evlilik ilişkilerini devamlılığı bakımından çok değerli olabiliyor. Kıskançlık gerçekten evlilik ilişkisinde aslında e, ya da çiftler arası ilişkilerde e, sıklıkla ortaya çıkan ve birçok zamanda çatışmaların kaynağı olan önemli duygulardan bir tanesi. Kıskançlık her zaman kötü bir şey mi? Aslında e, yani bir duygu. Hani ne kadar öfkeden bahsediyorsak, sevgiden bahsediyorsak, mutluluktan, işte e, ne bileyim, işte değerlilik duygusundan vesaire bunlardan bahsettiğimiz gibi kıskançlık da e, Olağan olarak hayatın içerisinde hissettiğimiz duygulardan bir tanesi. Ancak aşırı kıskançlık yani bizim için e, sorunla yol açan, ilişkilerde çatışmalara yol açan, güven ortamını, hoşgörü ortamını, saygı ortamını ortadan kaldıran, e, karşısındaki karşımızdaki kişinin e, ihtiyaçlarını gö göz ardı etmemize yol açan e, duyg yani bir noktaya geldiğinde. <laughs> bir aşırı boyuta geldiğinde ilişkileri gerçekten e, sekteye uğratabiliyor. Aşırı kıskançlık sağlıklı bir duygu değildir. Dolayısıyla bir sevginin göstergesi de değildir aslında. Yani çok sevdiğim için kıskanıyorum ya da zaten beni çok sevdiği için kıskanmıyor, e, kıskanıyor. İşte hiç e, kıskanmıyor o zaman sevmiyor mu acaba gibi duygular çok sağlıklı duygular olmayabiliyor. Aşırı kıskançlık çok yoğun kıskançlık çok fazla e, kısıtlama bir noktada bir psikolojik şiddet olarak da karşımıza çıkabilir. O yüzden kıskançlık duygusunun sınırı, bunun nasıl yaşandığı, karşı tarafa bunun nasıl yansıtıldığı gerçekten çok önemli göstergelerden bir tanesi. Ancak kıskançlık bir sevgi göstergesi değildir. O yüzden eşler arasında, çiftler arasında çok yoğun derecede bir kısıtlama, bir baskı, eee bunun da bir kıskançlık adı altında yapılması eee gerçekten çiftlerin belki destek alması gerektiğini bizlere gösterebilir. Evlilik ilişkilerinde her biri kendine özgüdür. Aslında. E hiçbir ilişki birbirle kıyaslanabilecek durumda değildir. Genelde ekonomik anlamda belki yaşantısal anlamda diğer çiftlerin yaptığı işte e, geziler, seyahatler, yaşayış biçimleri, aldıkları şeyler e, kendi evliliğimize, kendi ilişkimizle kıyasladığımızda bizim için oldukça zorlayıcı hale gelebiliyor. Herkesin evliliği, her ilişki, her yakın ilişki kendine özgüdür ve özeldir. Herkesin yaşam koşulları da birbirinden farklıdır. <laughs> Herkesin çalışma düzeni, e, hayata bakış açısı, yapmaktan keyif aldığı şeyler, her çiftin birlikte vakit geçirmekten hoşlandığı et, etkinlikler ya da zaman geçirme şekilleri gerçekten kendine özgüdür. O yüzden başkaları şöyle yapıyor, biz niye yapmıyoruz? Ya da biz böyle yapıyoruz, acaba bizde bir problem mi var gibi e, kıyaslamalardan kaçınmak. Her evliliğin kendi içerisinde mutluluğunu, dengesini, e, sürdürülebilirliğini sağlamak gerçekten kişilerin de ruh sağlığı bakımından çok değerli. Olabiliyor. E, ilişkilerin neden farklı olduğunu, yani kendi içinde, kendi özelinde nasıl farklılaştığını, nasıl özel olduğunu düşünüp, bazen yani belki de çiftler birlikte oturup bunları değerlendirip konuştuğunda, ilişkinin olumlu yönlerine sahip çıktığında, e, ilişkilerin sürdürülebilirliği, daha kalıcı hale gelmesi ve kişilerin ruh sağlığını koruması bakımından çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Evlilik bir takım oyunudur diyoruz. Herkesin aslında e, e, evliliğinin kendine ait bir e, belki farklı bir oyun biçimi vardır. Kimisi bunu bir işte takım sporu olarak da düşünebilir. Kimisi bir strateji oyunu olarak tanımlayabilir. Kimisi işte bir ne bileyim tenis maçı gibi karşılıklı gitgellere dayanan bir ilişki olarak tanımlayabilir. Kimisi eşli tenis gibi hani e, başka kişilere karşı ya da işte e, başkalarının beklentilerine karşı biz bir takım olarak birlikte mücadele ediyoruz gibi bir algı da olabilir. Aslında herkesin evliliği kendine özgü bir takım oyunu olarak tanımlanabilir. Evliliğe dair beklentileri e, ortaya koyma, bu beklentilere birlikte e, ulaşma çabası gerçekten kişilere, eşlere, çiftleri bir takım haline getirebilir. Her konuda aynı düşünmek zorunda mıyız? Eşler, çiftler her zaman aynı fikirde olmak zorunda mı? Elbette değil. Her ne kadar evlilik öncesinde, hayata bakış açımız ortak olan kişileri eş olarak seçsek de. Ee, ne düşündüğümüzü hayattan beklentilerimizi işte e, evlilik içerisindeki beklentilerimizi bazen birbirimize konuşup e, birbirimize paylaşıp e, ortak kanıya vardığımızı uzlaşmaya vardığımızı düşünsek de evlilik gerçekten çok uzun soluklu bir e, maraton gibi bir yaşantı. Çok uzun yıllar devam etmesini beklediğimiz hakikaten yaşam boyu süren bir e, yakın ilişkiden bahsediyoruz. Ve zaman zaman farklı krizler, hayata karşı bakışlar Bakış açılarımıza değişiklikler, belki ruh sağlığımıza değişiklikler, dönemsel krizler, yoğun stres kaynakları eşler arasında fikir ayrılıklarına, görüş ayrılıklarına yol açabiliyor. Elbette her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Ancak bu çatışmaları, bu fikir ayrılıklarını nasıl çözdüğümüz gerçekten çok önemli hale gelebiliyor. Aynı fikirde değilsek bile e, fikrimizi kabul ettirmeye mi çalışıyoruz? Her zaman karşı tarafın fikriyle mi hareket ediyoruz? E, Sadece eşlerden bir tanesi mi baskın olarak kendi görüşünü, kendi önerisini kabul ettirme çabasına giriyor, yoksa uzlaşmaya varabiliyor muyuz? Yani orta noktada buluşabiliyor muyuz? Ya da bazen benim dediğim, bazen karşımdakinin istediği gibi uzlaşmalara varmak, iki tarafında memnun olabileceği ortak çözümler, ortak bir bakış açısı kazanmak, geliştirmek konusunda başarılı olabiliyor muyuz? Gerçekten bunları bir değerlendirmek gerekebiliyor. Evlilik içerisinde ailede rol paylaşımı, rollerin adil dağıtılması bir o kadar önemli konulardan bir tanesi. Zaman zaman evlenmeden önce işte nişanlılık sürecinde, tanışma sürecinde ev içerisinde hangi rolleri, hangi görevleri, eşlerden hangisinin gerçekleştireceği konusunda uzlaşmalar, konuşmalar, paylaşımlar ya da işte kararlar söz konusu olabiliyorken hayatın getirdiği çeşitli e, krizler nedeniyle çeşitli işte sorunlar nedeniyle bazen bu rol paylaşımlarında bir esnekliğe gidilmesi bu değişimlere gidilmesi de söz konusu olabiliyor e, Elbette Hani öncesinde karar verilen konular işte ne bileyim evdeki sorumlulukları kim yerine getirecek e, harcamalarla ilgili sorumlulukları kim e, üstlenecek e, çocuklarla ilgili sorumluluklar o e, iki tarafın da sorumluluğunda mı olacak nasıl paylaşılacak gibi bunlar oturulup konuşulsa bile sağlık sorunları nedeniyle olabilir maddi kaygılar nedeniyle olabilir işte hastalıklar nedeniyle olabilir ya da çeşitli krizler nedeniyle olabilir. Ee, zaman zaman bu e, uzlaştığımız konularda bile yani böyle yapıyorduk ama artık böyle yapmayalım bundan sonra şöyle bir düzenlemeye ihtiyacımız var bundan sonra böyle gelişmesi ya da şunları şöyle şöyle düzeltmemiz böyle böyle değiştirmemiz geçirmemiz gerekiyor gibi e, yenilikler yeniden rollerin dağıtılması söz konusu olabilir süreç içerisinde gerçekten ev içerisindeki roller ya da aileye ilişkin o evliliğe ilişkin roller paylaşıldıkça kolaylaşır ve kişiler üzerine bir yük oluşturmaktan öteye geçebilir. E, evlilik içerisinde sorumlulukların büyük çoğunluğunun eşlerden biri tarafından üstlenilmesi gerçekten hem kişilerin ruh sağlığı bakımından hem de evliliğin e, sağlığı bakımından soruna yol açabilir. O yüzden adil ve dengeli bir dağılımın sağlanması ev içerisindeki ya da ev dışarısındaki aileyi ilgilendiren sorumlulukların adil şekilde düz e, hani Eşit ya da paylaşımlı şekilde paylaşılması, iki tarafına memnun olduğu, uzlaştığı konular, yani uzlaştığı şekilde paylaşılması bizler için çok önemli hale gelebiliyor. Rol paylaşımında destekleyici tavırlar içinde olmak. Zaman zaman eşimizin belki üstlendiği rolü yerine getirmese bile neden getiremediği, ne gibi sıkıntılar yaşadığı ya da nasıl üstesinden gelinebileceği konusunda belki bir paylaşım yapmak ve destekleyici olmak, işbirliği içinde davranabilmek yani yerine getirilmesi gereken sorumlulukların rollerin nasıl yapabiliriz, nasıl üstesinden gelebiliriz, ne şekilde yeniden paylaşabiliriz gibi bir paylaşım içerisinde olmak gerekli durumlarda rollerde esneklik göstermeyi becerebilen çiftlerin e, ilişkilerinin çok daha sağlıklı yürüdüğünü, çok daha e, huzurlu ve mutlu şekilde yürüyebildiğini söylememiz e, mümkün olabilir. Elbette zaman zaman e, evliliğin mutluluğunu engelleyen ya da çiftlerin birlikte yaşama e, huzurunu önüne geçen bazı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunların başında bencillik, ben merkezcilik, yalnızca benim istediğim olsun, yalnızca benim taleplerime uyulsun, benim beklentilerim karşılansın gibi bir bakış açısının yattığını söyleyebiliriz. Elbette bir e, ilişkiden bahsediyorsak, bir çift ilişkisinden bahsediyorsak onun iki tarafı olduğunu unutmamak gerekiyor. İki tarafın da beklentilerinin aynı derecede önemli olduğunu birbirlerinin bu beklentilerinin ne kadar cevap verip veremeyeceklerini paylaşmalarının ne kadar önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Tek taraflı beklentinin karşılanmasını istemek. E, yeterince hani diğer tarafı mutsuz edebileceği için ya da diğer tarafa bir değersizlik duygusu hissettirebileceği için zaman içerisinde o ilişkiyi e, gerçekten zora sokabilecek, çatışmaları ya da krizleri arttırabilecek ve belki de ilişkinin bitişine yol açabilecek bir durum olarak karşımıza çıkabiliyor. Aile ve çevre baskısı, çevremizle ilişkilerimiz ne kadar dengede, e, o... Hem belki iş yaşamındaki sosyal çevre, belki diğer hani geniş aileyle e, yaşanan işte ilişkiler, paylaşımlar, e, bunların evlilik ilişkilerine yansıması. Evlilik içerisinde yaşanan krizlerin, çatışmaların dışarıya ne kadar sıklıkla ya da ne kadar ayrıntıyla aksettirildiği, destek almak için değil ancak hani mahremiyeti ya da o iki kişinin paylaşımını da ihlal edecek şekilde e, paylaşımların yapılması. Dolayısıyla dışarıdan gelecek e, eleştirilerin, e, yorumların kişileri rahatsız edebilecek boyutlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyebiliriz. Evlilikten evlilik öncesine gerçek dışı beklentiler olması halinde yine mutlu bir evliliğin olmasının önüne geçilebiliyor. Kişilerin eşlerden herhangi birini ya da her ikisinin de evlilikte hiç sorun yaşamayacakları işte bazen nişanlılık süreçlerinde bu olabiliyor. İşte kıskançlık yaşayan çiftler bir arada yaşadığımız zaman bütün sorunlarımız çözülecek. Aslında böyle olmuyor. Evlilik öncesinde var olan sorunlar evlilikten sonra genelde artarak devam edebiliyor. O yüzden evlilik öncesinde eşler arasında, çiftler arasında yaşanan krizler, sorunlar varsa bunun mutlaka evlilikten önce çözülmesi gereken konular olduğunu, mutlu ve uzun soluklu bir e, evlilik ilişkisinin sağlanabilmesi için bunun e, öncesinde çözülmesi gerektiğini hatırda tutmak gerektiğini ifade edebiliriz. E, gerçek dışı beklentiler olduğunda hiç sorun yaşamayacağız, hiç kavga etmeyeceğiz, hiçbir sorunla karşılaşmayacağız, her şey çok iyi olacak gibi beklentiler maalesef evlilik hay e, hayatına ya da genel olarak hayatın bak, e, akışına çok uygun beklentiler değil. Elbette yaşam içerisinde e, krizler, e, dönemlik stres kaynakları ya da daha uzun soluklu e, stres kaynakları söz konusu olabiliyor. E, bunlardan hakikaten bunlarla mücadele ederken, baş ederken eşimizden ne kadar destek alabildiğimiz, onunla ne kadar paylaşabildiğimiz, karşımıza çıkan krizleri birlikte nasıl aşabildiğimiz çok önemli konulardan birisi olabiliyor mutlu veya uzun soluklu bir evlilik ilişkisi için. Küskünlükleri uzatmak elbette bütün ilişkilerde olduğu gibi evliliğin de e, mutluluğunu ya da işte sürdürülebilirliğini e, engelleyen, e, zora sokan durumlardan bir tanesi olabiliyor. Bazen e, çiftlerden bir tanesi küsüp sadece diğerinin af dilemesini, diğerinin bir adım atmasını bekleyebiliyor. Bazen iki tarafta uzun süre inatlaşarak birbiriyle konuşmayı reddedebiliyor. Bir orada e, hani ego savaşı söz konusu olabiliyor. Hani o benden özür dilesin, ben ondan özür dileyim. Yani ben dilemeyeceğim, işte ben haklıyım, o haksız gibi yaklaşımlar söz konusu olabiliyor. Aslında evliliğin avantajlarından bir tanesi kişiler birlikte yaşayabildiği için bir arada bir aile ortamını, bir ev ortamını paylaşabildiği için çatışmalar yaşansa bile birlikte oturup sohbet edebilecekleri, konuşabilecekleri, bu krizler hakkında, yaşadıkları sorunlar hakkında çözüm bulabilecekleri ortak mekanlara da sahipler. Bir arada olma avantajını da aslında kullanabiliyorlar. Ancak hani e, küskünlükleri dediğimiz gibi uzatmak, o iletişimi koparmak, yok saymak, hani duvar örmek yani tüm bunlar aslında küskünlük kavramıyla e, bağdaştırılabilir. Bunları çok uzun süre uzatmak elbette karşımızdaki kişiyle kurduğumuz yakın ilişkiyi sekteye uğratabilecek yaklaşımlardan olabiliyor. Aile içi şiddet elbette hani bakanlığımız politikası da gereği e, kesinlikle kabul edilebilir bir tarafı yok. Ve e, evlilik ilişkisinin, yakın ilişkinin, güven ilişkisi olması gereken herhangi bir ilişkinin içerisinde şiddet davranışının olması kesinlikle kabul edilebilir, hoş görülebilir bir durum değil. E, şiddet yalnızca fiziksel şiddet yönüyle olmuyor. E, psikolojik şiddet karşıki kişiyi değersizleştirmek, baskı kurmak, e, işte sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli baskılar kurmak gibi bunları kontrol etmek, kişinin tavrını, davranışlarını, kurduğu ilişkileri, her, yani herhangi bir ortamda herhangi bir yaklaşımını sürekli eleştirmek ya da bunları yönetmeye, kontrol etmeye çalışmak gibi psikolojik şiddet olarak karşımıza çıkabiliyor. Ekonomik şiddet olarak çıkabiliyor. Kişinin ihtiyaçlarından yoksun bırakmak, yeterli işte gelir getirici herhangi bir etkinliğe katılmasının önüne geçmek, hatta iyi bir gelir elde edebileceği bir eğitimden yoksun kalmasına sebep olmak gibi çeşitli faktörleriyle ekonomik şiddet olarak karşımıza çıkabiliyor. Fiziksel şiddet en sık belki görülen ya da en sık ihbar edilen, en kolay fark edilebilen bir yaklaşım, kişinin canını acıtmak üzere yapılan herhangi bir eylem hatta bununla tehdit etmek bunlar fiziksel şiddet kapsamına girebiliyor. Aynı zamanda cinsel şiddet var. Eşler arasında bile olsa bir kişinin herhangi bir şekilde, herhangi bir zamanda istemediği bir biçimde bir ilişkiye zorlanması cinsel şiddet olarak tanımlanabiliyor. Bunlar kesinlikle bir evlilik ilişkisi içerisinde mutlu, huzurlu, güvene dayalı, uzun soluklu olması beklenen bir ilişki içerisinde olması kabul edilemeyen davranışlar olarak karşınıza çıkabiliyor. Eşler arasında birlikte zaman yeterince zaman geçirmemek. Bazen eşlerin çalışma e, düzenleri itibariyle olabiliyor. İşte ayrı bir şehirde bir görev yapıyorsa, e, daha seyrek bir araya geliyorlarsa, işte vardiya düzenleri nedeniyle e, aynı saatlerde evde bulunamıyorlarsa gibi bütün bunlar çok uzun süre, uzun soluklu olduğunda ve e, hani bu çalışma koşullarına rağmen ee, bizim mutlaka işte haftada bir günümüz ayda işte bir iki günümüz var biz birbirimize zaman ayırıyoruz birlikte oturup sohbet ediyoruz birlikte şu, mutlaka işte yemek yiyoruz birlikte mutlaka şunu yapıyoruz dedikleri e, bir aktivite yoksa birlikte zaman geçirmemek e, bir zaman sonra o e, ilişkide kopukluğa ve ilaçın e, yoksunluğuna sebep olabiliyor. Sürekli suçlayıcı ya da eleştirici eleştiren tavırlar içerisinde olmak, tutum ve davranış içerisinde olmak. Bazen bunu eşler birbirine karşılıklı da yapabiliyor. Bazen eşlerden birisinden diğerine yönelik olarak sürekli bir e, suçlayıcı ya da eleştirici bir yaklaşım söz konusu olabiliyor. E, burada da gerçekten yine bunun dozuna bağlı olarak da bir psikolojik şiddet olarak tanımlayabileceğimiz davranış olarak karşımıza çıkabiliyor. E, bu nedenle hani bu tür şeyler yaşayan çiftler olması halinde mutlaka destek almalarını, belki çift ve aile danışmanlığı hizmetinden yararlanmalarını önerebiliriz. Evliliği güçlendirebilecek bir e, Uzun soluklu olmasını sağlayabilecek hem kişilerin ruh sağlığını koruyan hem de dedik ya sağlıklı bir toplum için sağlıklı bir aile e, düzenini sağlayan bazı ipuçları olduğundan bahsedebiliriz. Bunları kısaca göz atarsak şu şekilde söyleyebiliriz: e, Her koşulda, zaman zaman çatışsak da, zaman zaman farklı fikirlerde olsak da, e, zaman zaman işte e, ilişkimiz zorlayıcı aşamalara gelse de her koşulda birbirimize saygı göstermeyi ihmal etmemek gerekiyor. Bu üslubumuzda, yaklaşımımızda, tartışmaları yaşayış biçimimizde bile aslında ortaya çıkabiliyor. Herhangi bir şekilde hakaret içeren, karşıdakine aşağılayıcı tavır, üslup, yaklaşım, bunlar aslında e, saygının olmadığına işaret olabiliyor. E, o yüzden hani bazen farklı fikirdeyiz desek de e, saygı çerçevesinde bir paylaşımda bulunmak, saygı çerçevesinde tartışabilmek, e, fikirlerine saygı gösterebilmek, bir birey olarak istekleri, beklentileri olabileceğini Kabul etmek ve bunları hani ne derece karşılayabilirim, nerede uzlaşabiliriz diye bir yaklaşımla çözmeye çalışmayı e, önceliklendirmek gerektiğini ifade edebiliriz. Önce kendimizi tanımaya, e, ardından karşımızdaki kişiyi tanımaya, kendimizi geliştirmeye özen göstermemiz gerekiyor. Ben hayat boyunca nelerden keyif alıyorum? Ben neleri yapmaktan hoşlanıyorum? Bana ne iyi geliyor? Bazen eşimle tartıştığımda ya da ilişkimde zorluk yaşadığımda ya da hayat boyu bir zorlukla karşılaştığımda ne yaparsam kendimi daha iyi hissediyorum. İşte bunları tanımak, bunları bilmek, kendimize de zaman ayırmak. Evet evlilik gerçekten hani iki kişinin paylaşımına dayalı bir ilişki olabilir ve çok yıllar boyu süren bir ilişki olabilir. Ancak bu süreç içerisinde kendimize de ayırdığımız zamanlar, yapmaktan keyif aldığımız etkinlikler, dahil olmaktan hoşlandığımız e, faaliyetler, etkinlikler olması gerektiğinde ifade edebiliriz. E, dedik ya işte uzun soluklu bir ilişkiden bahsediyoruz. Yani 20 yaşında evlendik. Ben hala 20 yaşındaki halimle kaldıysam, e, yaşam boyu karşılaştığım krizlerle baş edebilme becerim bir o kadar düşecektir. O yüzden e, kendimizi de kişiliğimizi de geliştirmeye özen göstermek. Bununla beraber karşımızdakininle birlikte gelişmek, birlikte e, olgunlaşmak birlikte baş etme becerilerimizi güçlendirmenin önemli olduğunu ifade edebiliriz. Birlikte baş başa zaman geçirmek için fırsatlar oluşturmak çok değerli. Bu çok uzun saatler illa günlerce süren tatiller, etkinlikler olmak zorunda değil. Bazen kısa kısa vakitler birlikte bir kahve yapıp hadi oturalım işte birlikte içelim bir sohbet edelim. Çay demledim gelsinler çay ikram edeyim ya da işte birlikte oturalım sohbet edelim işte bir yürüyüşe çıkalım. o sırada biraz sohbet edelim gibi baş başın zaman geçirmek için de fırsatlar yaratmanın gerçekten çok önemli, çok değerli olduğunu ifade edebiliriz. Bu dediğimiz gibi herkesin yaşam biçimine çalışma düzenine, Hayatta e, yakalayabildiği boşlukların sıklığına ya da e, olanaklarına bağlı olarak değişebilir. O yüzden herkesin evliliği içerisinde, herkesin kendine özgü durumları içerisinde nasıl ve ne şekilde vakit geçirmeye fırsatları olabiliyorsa e, onu yapmaya çalışmak gerçekten çok değerli olabiliyor. Ortak ilgi alanları keşfetmek, bazen eşinizin bir ilgi alanı varsa ona dahil olmak ya da en azından merak göstermek neden bundan keyif alıyor ne yapıyor ben dahil olabilir miyim ben de onunla birlikte onun ilgi alanına yönelik bir şeylere katılabilir miyim gibi bir arayışa girmek bazen değerli olabiliyor ya da iki tarafında yapmaktan keyif aldığı ortak bir ilgi alanları Ortak takip etmek istedikleri bir şeyler varsa belki onlara yönelmek, birlikte bir şey bulmak ve buna dair zaman zaman paylaşımlar yapmak, birbirlerini de beslemek, güçlendirmek çok önemli olabilir. Birbirinizi anlamaya çalışmak, yani ne söylemek istiyor bir tartışma sırasında ben ne cevap vereceğim, ben ne karşılık vereceğim. Ben nasıl kendimi savunabilirim gibi düşünmek yerine karşımızdakini gerçekten can kulağıyla dinleyip ne anlatmaya çalışıyor bunu anlamaya çalışmak, e, yapabileceğim bir şey var mı, uzlaşabileceğimiz bir ortak nokta var mı bunu çözmeye çalışmanın çok değerli olduğunu ifade edebiliriz. Elbette birbirimizi anlamaya çalışırken yani can kulağıyla dinlemenin de çok önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor. Eşimizi belli iyi özellikleri ya da bize yakın gelen, bize samimi gelen belli bir kişiliği yapısı mizacı bunlardan dolayı eş olarak kendimize seçtiğimiz için iyi yanlarını, olumlu özelliklerini daha çok göz önünde bulundurmak, görmeye çalışmanın çok önemli olduğunu ifade edebiliriz. Zaman zaman kızdığımız Hoşlanmadığımız, eleştirdiğimiz tavır ve davranışlar elbette söz konusu olabilir. Ancak hani ağırlıklı olarak genel’e baktığımızda olumsuz yönleri yerine olumlu yönlerini görmeye çalışmanın çok değerli olduğunu ifade edebiliriz. Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu evlilik öncesi eğitimi, evlilikte iletişim sunumunu sizlere kısaca aktarmaya çalıştım. İlginiz ve dikkatiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.